Yuhanna 8. bölüm 32. ayet. Belki çoğumuzun, hemen hemen hepimizin bildiği, duyduğu bir ayet. Diyor ki: "Gerçeği bileceksiniz ve gerçek sizi özgür kılacak." Değil mi? Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kılacak. Bakın, burada anlamamız gereken bir şey var. İlk önce "Gerçek seni özgür kılacak" demiyor. "Bildiğin gerçek seni özgür kılacak" diyor, değil mi? Gerçeği bildiğin zaman bildiğin gerçek seni özgür kılacak. Bilmediğin gerçek seni özgür kılamaz. Değil mi? Gerçeği cebinde taşıyabilirsin. Küçük cep incili olarak. Gerçeği masanda bulundurabilirsin kocaman bir kutsal kitap olarak. Gerçek kut işte iPad'inde olabilir, telefonunda olabilir, bilgisayarında olabilir işte kutsal kitap programları ama o seni özgür kılmayacak. Bildiğin gerçek seni özgür kılacak. Yüreğine esinlenmiş olan, anladığın gerçek seni özgür kılacak, değil mi? ve inandığın yalanda seni tutsak edecek diyebilir miyiz? Gerçek özgür kılıyorsa bildiğin, inandığın, bildiğin, anladığın gerçek seni özgür kılıyorsa inandığın yalan da seni tutsak edecek. Şimdi tanrısal şifa hakkında da gerçeği bilmeliyiz. Değil mi? Hastalıktan, rahatsızlıktan özgür olabilmek için. Eminim ki hiç kimse burada hastalığa ve rahatsızlığa tutsak yaşamak istemiyor erken yaşta ölüp gitmek, sürünmek, acı çekerek mahvolmak istemiyor hiç kimse. Onun için gördüğünüz gibi doğa yüzde %90'ı genelde bir şifa için. Değil mi? %90'ı genelde bir şifa için. Çünkü insanlar hastalıkla mücadele ediyor, hastalığa karşı boğuşuyor. Çünkü hastalık bir hırsız. Sağlığımızı çalan, zamanımızı çalan, hayatımızdan yıllarımızı çalan, sevdiklerimizi çalan, paramızı çalan bir hırsız hastalık öldürmek, yok etmek, mahvetmek için işleyen bir hırsız. Ama İsa diyor ki ben insanlar yaşama, bol yaşama sahip olsunlar diye geldim. Bunun için tanrısal şifa hakkında gerçeği bilmemiz gerekiyor. Tanrı'nın vaatlerine inanmalıyız. Hastalıktan özgür olmanızı sağlayacaktır. Şifa konusunda gerçekleri bilmeniz. Hastalığa tutsak yaşamanızdan özgür olmanızı ve hastalığa galip gelmenizi ve sağlıklı ve sıhhatli bir şekilde yaşamanızı sağlayacaktır. Bakın bir hasta olup iyileşmek var, bir de sağlıklı yaşamaya devam etmek var. İsa aynı zamanda da şöyle dedi, değil mi? Yol, gerçek yaşam benim. Benim aracılığım olmadan kimse babaya gelemez. Yol, gerçek yaşam benim. Yine gerçek bir doktrin, bir teolojik bilgi değil, gerçek bir kişi. Gerçeği bilmek İsa'yı bilmek İsa'yı tanımak İsa'yı tanımadan gerçeği bilemezsin, değil mi? Gidip de teolojik bilgiyle kafanı doldurabilirsin ama İsa'yı hala tanımayabilirsin. Ben böyle insanlar biliyorum. Teoloji ilahiyat okullarını okuyorlar, diplomalarla dolduruyorlar e, e, duvarlarını. Amin, kafaları bilgi dolama, hala İsa'yı tanımıyorlar. Hala kusarulla derin bir ilişkileri yok. Her şey benliksel mantıksal entelektüel boyutta kalmış. Tanrı tanımının tek yolu vahiy aracılığıyla. Şu 10 santimlik beyin içinde şu et kafayla çünkü o da bir et değil mi? Beynimizde bir et parçası. Eğer bununla Tanrı'yı hesaplayarak çözebileceğimizi sanıyorsak aldanıyoruz. Teoloji ile teoloji ne demek? Tanrı bilimi. Biyoloji var, bitki bilimi. Değil mi? Jeoloji var işte, yer bilimi, toprak bilimi, maden bilimi. Tamam, biz insanlar olarak bu tür şeyleri e, inceleyerek, laboratuvarlarda çalışarak, işte bunu bir bilim haline getirerek, araştırarak tanıyabiliyoruz. Ama Tanrı'yı, <laughs> teoloji, Tanrı'yı bir laboratuvarda inceleyemeyiz. Tanrı'yı bir bir, e, e, değil mi? Tanrı'yı bir bilim haline getirip de kendi kafamızda çözemeyiz. Vahiy'e ihtiyacımız var. İsa'nın da bahsettiği gerçeği bileceksin. Vahiy almak. Vahiy bilgisine sahip olmak. Yüreğimizde aydınlanan, ruhumuzda aydınlanan gerçeğin vahisi. Amin. Ve tabii ki İsa'yı tanımamız gerekiyor gerçeği bilebilmemiz için. İsa'yı tanımak gerçeği bilmektir. Ve Tanrı kendisini Mısır'dan çıkış 15. bölüm ve 26. ayette Mısır'dan çıkış 15. bölüm 26. ayette Tanrı kendisini bize şu şekilde tanıtıyor. Çünkü size şifa veren Rab benim. Şifa veren Rab benim. Hastalık veren değil, şifa veren Rab benim. Bunun için İsa Mesih de yeryüzüne geldiği zaman hizmetine başladıktan sonra 30 yaşında hizmetine başladı ve yaklaşık 3,5 yıl yeryüzünde hizmet etti. Çarmıhta ölüp, gömülüp, dirilip göğe alınana kadar 3,5 yıl. Ve o 3,5 yıl içinde hizmetinin büyük bir kısmı neydi? Hastalara şifa verip iyileştirmek. Neden? Çünkü Tanrı diyor ki ben şifa veren Rabbim. Ve beden alıp yeryüzüne geldiğim zaman da şifa vereceğim. Bunun için İsa Mesih her yanı dolaşarak iyilik yapıyor İblisin baskısı altında olanların hepsini iyileştiriyordu. Elçilerin İşleri 10.38. Haleluya. Şifa veren Rab benim. O zaman şunu anlamamız gerekiyor ki tanrısal şifayı şifa veren Rab veriyor. Tanrısal şifayı alabilmek için şifa veren Tanrıyı tanımamız gerekiyor ve Tanrıyı da bize şifa veren kişi olarak tanımamız ve kabul etmemiz gerekiyor. Sadece günahlarımızı bağışlayan değil bunun üstüne de aynı zamanda şifa veren Rab. Çünkü onun adı Yahve Rafa, şifa veren Rab benim. Onun adı İsa. Şifa alabilmek için şifa vereni bilmemiz ve şifa verene gitmemiz gerekiyor. Şimdi Mezmur 103'e bakacak olursak 103. Mezmur İkinci ve üçüncü ayetlere bakacağız. 103. mezmurda ikinci ve üçüncü ayetlerde. Şöyle başlıyor ikinci ayet diyor ki Rabbe övgüler sun ey canım. Rabbi yücelt, Rabbe övgüler sun ey canım. İyiliklerinin hiçbirini unutma ya da iyiliklerini hatırla. Ona övgüler sunarken iyiliklerini hatırla. Hatırladığın iyilikleri için de onu yücelt ve ona övgüler sun bütün suçlarını bağışlayan, üçüncü ayet, ilk kısmı bütün suçlarını bağışlayan, günahlarını bağışlayan, İkinci kısmı bütün hastalıklarını iyileştiren. Bazı demiyor, bütün. Bütün hastalıklarını, nasıl bütün günahlarını bağışlayabiliyorsa, Birçok Mesih imanlısı inanıyor. Tanrının bütün günahları bağışlayabileceğine, her türlü günahı bağışlayabileceğine inanıyor. Ama her türlü hastalığı iyileştirebileceğine neden inanmıyor o zaman? Müjdenin bir parçası değil mi o zaman bu? Aynı ayet içinde, aynı içerik içinde iyiliklerini unutma diyor. Anımsa, hatırla. Nasıl suçlarını bağışlıyorsa hastalıklarını da iyileştiriyor. Nasıl? Ne kadar kurtarıcıysa aynı zamanda şifacı. Rabbe sürekli övgüler sunmalıyız. Bizim için sağladığı iyiliklerin hiçbirini unutmamalıyız. Unutmamak nedir? Anımsamaktır. Hatta Rabbin sofrasına gelince de İsa ne dedi? Sofra hakkında beni anmak için bunu yapın ya da beni hatırlamak için bunu yapın. Ne demek istiyor burada? Beni anmak için bunu yapın. Bir seferinde yıllar önce bir kilisede vaaz ediyorum. Ben vaaz etmeden önce her hafta orada Rabbin sofrasını yapıyorlarmış tapıma yapıldı. Kilisenin orada önderleri Rabbin sofrasını hemen yapacaklar. Ondan sonra ben çıkıp vaaz edeceğim. Yani konuk, misafir, vaiz olarak. Rabbin sofrası yapıldı. Rabbin sofrası hakkında paylaşılanları orada oturdum dinliyorum. İnanın yani yüreğim o kadar sıkıldı ki, o kadar ruhum kederlendi ki. Çünkü İsa öldü, günahlarımız onu öldürdü. Böyle insanın üstüne böyle bir suçluluk konuyor. Senin günahların yüzünden öldü dercesine böyle insanlar artık böyle yerin dibine batacak. Böyle koltuğun içine girecekler. O suçluluk, o günahın işte sanki oradaki herkes İsa'yı öldürdü ve utanması gerekiyormuş gibi bir konuşma ve insanlar ağlamaya başladı. Diyor ki unutmam işte onu hatırlamalıyız. Onun ölümünü hatırlamalıyız. Ve onu dedikçe insanlar ondan sonra dedim ki Rab bu insanlar gerçekten Rabbin sofrasının ne olduğunu hala anlamamış, anlamış değiller. Çarmıhta ne gerçekleştiğini hala anlamış değiller. Dirilişe hala gelmemişler. İsa'yı hala çarmıhta ölü olarak görüyorlar. Ama o gömüldü ve dirildi. Ve onun dirilişi sayesinde biz yaşama kavuştuk. Ve o bizim günahlarımızı üstlendiyse de bu bize doğruluk sağladı. Amin. Ve insanlar ağlıyorlar. Yanındaki kişiye dedim ki niye ağlıyorsun? İsa'nın öldüğünü hatırladığım için ağlıyorum. Onu hatırlamamızı söylüyor. Ama İsa bunu söylemek istemiyor. İsa beni anmak için bunu yapın dediği zaman ben ben öldüğüm için oturun ağlayın demek istemiyor. İyiliklerimi hatırlayın diyor. Çarmıh sayesinde sizler için bedelini ödediğim bütün iyilikleri anımsayın ve beni yüceltin diyor. Ö, övgüler sun ey canım. Övgüler sun. Övgüler sun ey canım. Onun iyiliklerini unutma. Onun iyiliklerini hatırla. Bütün suçlarını bağışlayan, bütün hastalıklarını iyileştirenin iyiliklerini unutma. Bunu hatırlayınca da onu öv, onu yücelt. Haleluya. Haleluya. Bambaşka bir şey bu. İsa onun burada söylemek istediği yani onu anımsama, anımsamak ya da hatırlamakla söylemek istediği nedir? Onun ölümünü hatırlayıp ağlamak, üzülmek değil. Onun ölümü gömülmesi ve dirilişi ile sağladığı iyilikleri hatırlamamızı istiyor. Onun zaferini anımsamamızı istiyor günah ve ölüm üzerine ve iblis üzerine kazandığı zaferini anımsamamızı istiyor. Bu sofra zafer sofrası, kutlama sofrası. Hatta İsa ne dedi? Bu asmanın ürününden bir daha babamın egemenliğinde birlikte oturduğumuz zamana kadar içmeyeceğim. E babanın egemenliğinde bir yere geldiğimiz zaman ne yapacağız? Kutlayacağız. Cennetteki sonsuz yaşamımızı kutlayacağız. Cennet bir şölen yeri. Orada hiçbir ağlama yok. Bütün gözyaşlarının silindiği yer. Bu sofrada bize aynı zamanda gelecekte olacak o sofrayı anımsatan bir sofra. Hem geçmişe bakıyoruz, hem geleceğe bakıyoruz. Amin. Haleluya. İyiliklerini hatırlamamızı istiyor. Bu ayetler İsa'nın hem kurtarıcı hem şifa verici olduğunu birlikte ifade ederek bunların birlikte olduğunu, müjdenin birlikte bir parçası olduğunu bize hatırlatıyor. Yine bir ayete bakalım, şuna bakalım. 1. Petrus 2.24 1. Petrus 2.24 Haleluya! <laughs> Müjdeyi duyurmak insanı mutlu ediyor. Bakıyorum bazı vaizlere, yüzleri o kadar asık ki Demek ki müjdeyi duyurmuyorlar diyorum. Çünkü müjde sevindirici haber. Müjdeyi sevindirici haberi duyurmak insanı da sevindiriyor. <laughs> Haleluya. Bakın ne diyor 1. Petrus 2.24 Bizler günah karşısında ölelim, doğruluk uğruna yaşayalım diye. Günahlarımızı çarmıhta kendi bedeninde yüklendi. Bugün Rabbin sofrasında önümüzde iki unsur var. Bir tanesi de İsa Mesih'in bedenini temsil eden ekmek. Bu ekmek İsa Mesih'in günahsız bedenini temsil ediyor. Ve bu bedende bütün günahlarımızı üstlendi. Bütün günahlarımızı üstlendi. Günahı bilmeyen Mesih bizim için günah sunusu oldu. O ağaca asıldı. O ağaç bir sunaktı, o çarmıh bir sunaktı. Tanrı'nın kuzusunun bizler için kurban olarak sunulduğu yerdi. O kendi hayatını bizler için sundu. Ve kendi bedeninde bütün günahlarımızı yüklendi. Bedenine yüklendi. Kendi bedenine. Bakın başka birisini göndermedi. Kendisi geldi ve kendi bedeninde yüklendi. Ve ondan sonra yine görüyoruz ki günahların doğruluk yani günah yerine günahlarımızı yüklenerek bize verdiği doğruluk içeren ayetin hemen Diğer kısmında onun yaralarıyla şifa buldunuz diyor. Şifa buldunuz. Nasıl o bedenine o acıları aldıysa bizim bedenimize de şifa. O, onun bedenine aldığı yaralarla bizim bedenlerimize şifa sağlandığını görüyoruz. Bu beden kelimesi çok önemli. Neden bedeni, İsa'nın bedeni vurgulanıyor? Çünkü onun bedeni bizim için deşildi. Onun bedeni bizim için kırbaçlandı, kamçılandı, yaralandı. Paramparça edildi. Dikenli tacı giydi. Elleri ayakları çivilendi. Çarmıha suçsuz olmasına rağmen bir suçlu gibi çarmıha asıldı. Ve utanç verici bir ölüme, bir yargıya mahkum edildi. Önündeki sevinç uğruna çarmıhın utancına katlandı. Hangi sevinç bizleri iyileştirip bizlere şifa verebilme, bizleri kurtarabilme sevinci. Bizleri bütünleştirebilme sevinci. Bu işte harika lütuf. Sözle anlatılamaz harika lütuf ve sofrada bugün önümüzde Tanrı'nın bize sağladığı şifa İsa Mesih'in bedenindeki yaralar sayesinde. Ve bakın buldunuz diyor geçmiş zaman. Bulacaksınız demiyor. Şifa bulacaksınız demiyor. Şifa buldunuz. Sen hasta değilsin, iyileştin biliyor musun? Ne zaman iyileştin? 2000 yıl önce iyileştin. Aa ben 2000 yıl önce doğmamıştım. Sen daha doğmadan Mesih senin için öldü. Sen daha günah işlemeden Mesih senin günahlarını üstlendi ise sen daha hasta olmadan Mesih senin hastalıklarını üstlendi. Ve Mesih senin hastalığın üstüne aldıysa, taşıdıysa, ona ver o taşısın, sen taşıma artık. Kurtarıcı İsa'yı, şifa veren İsa'dan ayıramayız. Ben hem kocayım hem babayım. İkisini birbirinden ayıramazsın. Yine aynı kişiyim. Birini ihmal ettiğin anda ciddi bir sorun var demektir. İyi bir baba olacağım ama iyi bir koca olmayacağım diyemezsin. İyi bir koca olacağım ama iyi bir baba ol olmayacağım diyemezsin. İsa Mesih için de kurtarıcıdır ama şifa vermez diyemezsin şifaya inanmıyoruz diyemezsin. Çünkü bu var maalesef. Hatta Tanrı'nın insanlara hastalık verdiğini öne süren teolojiler var. Kutsal kitapla kesinlikle bağdaşamayacak teolojiler. Hiçbir yerde Tanrı'nın kimseye hastalık verdiğini göremezsin. Eğer Tanrı hastalık veren Tanrı olsaydı İsa Mesih üç buçuk yıllık hizmetinde de bazılarını köşeye çekip de sen çok sağlıklısın, acık sana da kanser veriyorum, sen de cüzamlı ol, el koyuyorum, al cüzam derdi. Ama böyle bir şey yapmadı. Hatta bir, bir gün bir adam geldi, cüzamlıydı. İsa'ya ne dedi? İstersen beni temiz kılabilirsin. İsa'nın cevabı neydi? İsterim, temiz ol. Tanrı'nın isteğini açık ve net bir şekilde ifade etti. Şifa vermek. Çünkü şifa veren Tanrı beden aldı ve yeryüzünde aramızda yaşadı. Ve çarmıha giderken de bütün hastalıklarımızı bedenine üstlendi yüklendi. Bakın. Kurtarıcımız olan İsa aynı zamanda şifamız olmalıdır. İsa Mesih ağaç üzerinde yani çarmıhta günahlarımızı kendi bedeninde yüklendi. Günahlarımızdan kurtuluşumuz gerçekleşti. Aynı şekilde hastalıklarımızı da yüklendi. Onun kırbaç yaralarıyla kamçılanmasıyla şifamız gerçekleşti. Tanrı size çarmıhta tamamlanan işinin tüm doluluğunun vahisini versin diye dua etmek istiyorum. Amin. Rab şu anda dua ediyorum İsa Mesih'in adıyla. Her birimize çarmıhta tamamlanan, eksik kalmayan, İsa Mesih tamamlandı dediği anda tüm doluluğuyla tamamıyla tamamlanmış olan, hiçbir eksiği olmadan tamamlanmış olan bu harika lütfunun, bu tamamlanmış işinin tüm vahisini tüm doluluğuyla yüreklerimize koy ki bunun tüm bilincinde yaşayalım. Ve bu gerçeği bilmek bizleri tamamen özgür kılsın. Her türlü hurafeden, her türlü yanlış sahte öğretiden, her türlü insan kafasından çıkan fikirlerden ve bedenimize egemen olmaya ve bizi mahvetmeye çalışan hastalık ve rahatsızlıktan bizleri özgür kılsın sağlıklı ve şifalı bir şekilde bu dünyada bütün bir şekilde yaşayabilelim ki Tanrı'nın işini yapabilelim. Bu yarışı koşabilelim. İpi göğüsleyebilelim. Ve Tanrı'nın bize verdiği görevi tamamlayabilelim. Ve Tanrı'nın bize verdiği görevi tamamlayabilmemiz için de bütün olabilelim. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Amin. Çünkü bu gerçeği bilmek size hastalık ve rahatsızlık üzerinde zafer verecektir. Bunların gücünden ve etkisinden sizi özgür kılacaktır. Ve bunun lanetinden kurtulduğunuzun bilincinde yaşamanızı sağlayacaktır. Yaşaya 53. bölüme gider misiniz birlikte? Yaşaya 53. bölüm. Tanrısal şifa konusuna değinmekteyiz. Tanrısal şifa nedir? Şifa veren Tanrı'nın verdiği şifadır. Şifa veren Tanrı'dan gelen bir şifadır. Yeşe 53 4. 4. ayet. Bu Yeşe 53. bölümden birkaç ayete bakacağız. 4. ayette şöyle diyor. Aslında hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bizse Tanrı tarafından cezalandırıldığını, vurulup ezildiğini sandık. Çarmıhın, gerçeğinin bilincinde olmayan insanlar, İsa'nın çarmıhta ölümünün bir şekilde cezalandırıldığı ya da öyle bir şey olduğunu düşünüyor ama bu bilinçsiz bir kafadan çıkan fikir. Ama gerçek şu ki aslında Gerçek şu ki hastalıklarımızı o üstlendi. Acılarımızı o yüklendi. Bedeninde çektiği acılar bizim acılarımızdı. Nasıl bedenine aldığı günahlar bizim günahlarımızdıysa da bedenine aldığı acılar bizim acılarımızdı. Hastalıklarımızdan şifa bulmamız için, onun yaralarıyla şifa bulmamız için bedenine aldığı her bir yara derin bir acı verdi ona. Hiçbirimizin tahammül edemeyeceği fiziksel bir acı. Ve İsa Mesih'in doğumundan 700 yıl önce Yeşaya Peygamber İsa'nın hastalıklarımızı, acılarımızı yüklenerek şifamız olacağının peygamberliğini yapmıştı. Ve Matta 8. bölüm 17. ayete baktığımız zaman da görüyoruz ki İsa hastaları iyileştirirken ona gelen hastanın hepsini iyileştirdi diyor. Ve bunu söyledikten sonra da Matta 8-17 şöyle diyor. Bu ne? Yani bu hastaları iyileştirmesi peygamber yaşaya aracılığıyla bildirilen şu söz yerine gelsin diye oldu. Zayıflıklarımızı o kaldırdı hastalıklarımızı o üstlendi. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi. Zayıflıklarımızı o kaldırdı. Hastalıklarımızı o üstlendi. İsa'nın kaldırdığı ve taşıdığı bir şeyin altına girmeyin. ağır bir şey taşımaya kalkıyorsunuz. Birisi geliyor, bırak ben taşıyayım, yardım edeyim. Ucundan tutuyor, sen aslamaya çalışıyorsun. Bırak tutayım, taşıyayım diyor. Bırak, taşısın. Tutunmayın hastalığa, tutunmayın bu acılara, tutunmayın bu utanca. Bırakın, İsa taşıdı bunların hepsini. İzin verin, onun bedeninde kalsın, senin bedeninde kalmasın. Çünkü onun bedenine üstlendiği bir şeyi, sen ondan alıp kendi bedenini üstlenmeye çalışıyorsun. Olmaz. 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 İsa Mesih seve seve, isteyerek senin bütün hastalıklarını ve zayıflıklarını bedenine aldı. Almasaydı kamçılanmazdı, dikenli tacı giymezdi, dövülmeye, hor görülmeye maruz kalmazdı. Ellerinin ayaklarının çivilenip o çarmıha gerilip o acıyı çekmesine izin vermezdi. Mümkünse bu kap acı, acı kase benden uzak dursun. Ama biliyordu o acıyı içmesi lazım. O acı kaseden içip, içip o acıyı tatması lazım. Onu tatmasa biz şifa bulamazdık. Ve o acı kaseden içtiği her yudum bizim acılarımızdı. Bedeninde çektiği her acı, hastalığın ve o lanetin bizim bedenimize vermek istediği acıydı biz o acıları çekmeyelim ve taşımayalım diye kendi bedenine yüklendi. Ve çarmıhın kurtuluşu içinde de tanrısal şifayı o kefarette sağladı. Fidye ile bizi kurtardı, bedeli ödedi. Yeni atlaşma İsa Mesih'in yaşayanın bu peygamberlik sözünü tamamladığını gösteriyor. İsa tüm hastalıklarımızı ve zayıflıklarımızı kendi bedeninde üstlendi. Bunların hepsini bizden alıp götürmek üzere taşıdı. Yuhanna 19.1 şöyle diyor. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. O zaman Pilatus İsa'yı tutup kamçılattı. İsa günahlarımız için çarmıha gelilmeden önce hastalıklarımız ve rahatsızlıklarımız için kamçılandı. Kamçı yaralarıyla da kanı döküldü. Her bir kamçıda akan kanı bize şifa sağlayan kandı. Bize yaşam veren kandı. Çünkü etin canı kandadır ve canından akan kanla da kendi yaşamını bizlere akıttı. Yaşamını son damlasına kadar akıttı bizler için. Tümüne sahip olalım diye. Bir damla kan vermedi kardeşler. Hastaneye gidip yarım litre kan veren bir insan gibi yarım litre kan da vermedi. Kanını son damlasına kadar verdi. Hiçbir şeyi esirgemedi. Yaşamını tümüyle verdi. Bu yüzden ben çok rahatsız oluyorum bu bazı dinsel resimlerde. İsa böyle çarmıhta duruyor ya böyle şuradan bir damla kan böyle akıyor bir şekilde böyle vücudu gayet iyi bir durum. Bir damla şöyle bir kan var. Büyük bir yalan. Büyük bir hakaret çarmıha. Çarmıha büyük bir hakaret. Çünkü İsa o kadar feci bir derecede kamçılandı, kırbaçlandı diyelim. Özellikle bu tutku filmini İzleyenler, izleyemeyenler diyeyim. Bazıları izleyemiyor çünkü hakikaten çok feci. İlk çıktığı zamanlarda kilisede göstermiştik tutku filmini de. İnsanlar izleyemediler, Ar arkaya gittiler. Tuvalete falan gizlendi birkaç kişi. İzleyemiyorum pasör dedi, kaldıramıyorum. Çarmıh öyle önünde durup da seyredilebilecek bir şey değildi. Orası bir mezbahtı. Tanrı kuzusunun katledildiği mezbah. Bedeninin paramparça olduğu bir, bir yer. Zaten Yeşe'ye 52-14 öyle diyor. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı. Paramparça. Kahnevan içinde bir et parçası gibi o ağaca bizim yerimize çivilendi. Ve bu acıları bizler için ve bizim şifamız için üstlendi. Ve ben çarmıhın gücünü, tüm doluluğunu aşağılayan, azaltan her şeye karşı öfkeleniyorum. Kabullenemiyorum çünkü bu bir yalan. Gerçeği bileceğiz, gerçek bizi özgür kılacak. İsa Mesih tüm hastalıklarımız, tüm acılarımız için o acılara katlandı. Şifa bulup tamamen iyileşebilmemiz için. Ama Tanrı sana bu hastalığı verdi, bu hastalığı taşımanı istiyor. Bu senin bedeninin dikeni, bundan bir şey öğrenmeni istiyor demek Çarmaha büyük bir hakaret. Pavlus'un bedeninin dikeni hastalık değildi. Kendisi söylüyor. Gittiğim her yerde zulüm görüyorum. Müjde uğruna dayak yedi, taşlandı, dövüldü, zincirlere vuruldu. Ama her seferinde Rab onu iyileştirip güçlendirip devam etmesi için lütuf verdi. Hatta Tanrı ne diyor? Benim lütfum sana yeter. Zayıfken güçlüsün. Çünkü çarmıhım, duyurduğun çarmıh bunu sağlıyor senin için. Birçokları onun karşısında dehşete düşüyor. Gerçek anlamda çarmıhın önünde durabilsek bakamayız. Bunun için herkes kaçtı. Bakamadılar. Kaldıramadılar bunu. Biçimi, görünüşü öyle bozuldu ki insana benzer yanı kalmadı. Hepsini bizim için, tanrısal şifayı sağlamak için yaptı. Şifa bize ait. Çocukların ekmeği, müjdenin bir parçası, sozo, kurtuluş, bütünleşmenin bir parçası, bedensel şifa, bedenimizden her türlü acının, her türlü hastalığın, hastalığa sebep olan her türlü mikrobun, bakterinin, virüsün, hastalık ajanının bedenimizden sökülüp alınması tanrısal şifa. İşgal eden, Tanrı'nın tapınağını işgal edip yıkmaya çalışan hastalık, rahatsızlık, tanrısal şifada bedenimizden sökülüp alınıp İsa'nın üstüne yüklendi. Bu yüzden artık taşımayın. Taşımayın. Taşımayın bunu. İsa günahlarımız için çarmıha gelinmeden önce hastalıklarımız ve rahatsızlıklarımız için kamçılandı. Kamçı yaralarıyla kanı döküldü. Bu yaralarla şifa bulduk. Geleneklere göre 40 eksi bir kamçı vurulurdu. Çünkü 40 kırkıncısı öldürdüğü için 40 eksi bir yani tam ölümün eşiğine kadar kırbaçlanıp bırakırlar. Bir kamçı daha vurulsa ölür. 39 kırbaç. Modern tıp 39 hastalık sınıfı olduğunu söylüyor. Her biri için İsa Mesih bir kamçı yedi. Bedeni deşildi. Kanı, et parçaları her yana saçıldı şifa sağlamak için. Hiçbirimiz öyle bir acıya katlanamayız ki katlanmamıza da gerek yok. Katlanmamıza gerek yok. Bazıları İsa'nın acılarına ortak olmak uğruna dinsel saçmalıklar içinde vücutlarını kırbaçlıyorlar, kesiyorlar. Paskalya döneminde kendini çarmıha çivileten insanlar, tarikatlar var her Paskalya döneminde resimleri yine çıkar ortaya. Filipinler'de özellikle öyle bir tarikat var. Kendilerini kırbaçlayarak paramparça kan revan içinde bir tepenin üstüne kadar döverek çıkıyorlar. Orada da kendi kendilerini çarmıha çiviletiyorlar. Yine de çarmıhın hakkını veremiyorlar. Çünkü ölmüyorlar. <laughs> ne boş bir şey. Ne boş bir saçmalık. İsa Mesih diyor ki bütün bunları sizin için katlandım ki siz bu acıları taşımayın, şifa bulun diye. İşte insan kafası ne saçmalıklar çıkarıyor ortaya. Gerçeği bileceksin ve gerçek seni özgür kalacaksın. Gerçeği bilmeyen insanlar bu saçmalıkların tutsal olarak gereksiz yere mahvolup acı çekiyorlar. Belki diyeceksiniz pastör o kadar yapmıyorum. Evet yapmıyorsun ama kendi kendine acı veriyorsun. Rabbin bağışladığı günah için hala kendini suçlu tutuyorsun. Rabbin üstlendiği utancı hala taşıyarak onun acısını çekiyorsun. Rabbin verdiği şifayı almak yerine hala doktora gidiyorsun. Biz de bazen kafamızdan öyle saçma şeyler yapabiliyoruz. Bunlardan özgür olma zamanı geldi. İsa Mesih'in kanı her lekeden, her lekeden te temizleyip arındıran bir kan. Her lekeden her suçtan, bütün suçlarınızı bağışlayan. Birkaç tanesini bırakayım, onun acısını çek, onunla yaşa diyen bir kurtarıcımız yok. Bütün suçlarını bağışlayan. Bazen insanlar bize yazıyor, ben çok büyük günah işledim, acaba Tanrı beni bağışlar mı? Evet, inanmak çok zor geliyor ama ben hakikaten ben, ben hiçbir şey yapamıyorum. Ne yapmam lazım? Hiçbir şey yapman lazım değil. Ne yapacağım? Ne yapmam lazım bağışlamak için? Hiçbir şey yapman lazım değil. Sadece onun lütfunu al. O yaptı. Yapılması gereken her şeyi o yaptı. Ve tamamladı ve tamamlandı dedi. İstediği tek şey imanla ona gelip bütün onların hepsini İsa'ya vermen. İsa günahlarımı al. İsa acılarımı al. İsa utancımı al, İsa hastalıklarımı da al. O da ver bakayım, ver bakayım diye seve seve hepsini alıyor bedenine, bütün acıları. Yeşe'ye 53 ve 5. ayet şöyle diyor. Yeşe'ye 53 ve 5. ayet. İki tane daha ayet okuyacağız Yaşaya'dan. Sonra dua edeceğiz. Bu vazın sonunda artık şu kesin olsun istiyorum ki Tanrı'nın şifa vermek isteği konusunda bir şüpheniz kalmasın. Acaba mı? Belki mi olmasın? İsterim temiz ol diyen Tanrı senin için de bunu istiyor. İsterim kalk ve yürü diyen Hatırlarsanız onu okumadan önce bir, bir, bir hikaye var. İsa'ya bir adamı getiriyorlar değil mi? Kötürün bir adam. Döşeğin üstünde getiriyorlar. İsa'nın söylediği şey ne? Şifa alması için getiriyorlar. iyileşmesi için, bir mucize için. İsa ne diyor? Günahların bağışlandı. Allah Allah. Ne biçim şey bu? Günahların bağışlandı. Ha bu arada kalk ve yürü. <laughs> İkisi bir çünkü İsa için. Ayrım yok. Ama günümüzde maalesef yanlış teolojilerden dolayı günahların bağışlanması ve şifa birbirinden ayrılıyor. Sanki günah tamam biz İsa iman ediyoruz günahlarımızı bağışlıyor ama şifa sanki burada geçmiş bir şey, olmayan bir şey, olabilir olmayabilir. Rabbilerse inşallah maşallah'a kalmış bir şey gibi böyle bir bulanık bir alanda böyle burada bir bulutun içinde köşede bir yerde duruyor o şifa konusu. İkisi bir, birbirinden ayıramazsın. Ha, bazı insanlarda, bazı kişilerde Tanrı'nın bütün günahlarını bağışladıklarını kabul edemiyorlar. Yıllar önce bir gençlik kampına konuşmak için davet edildim. Yıllar önce, bu kiliseyi bile kurmadan önce gittim gençlik kampına. Şifa üzerine, özellikle içsel şifa üzerine odaklı bir konuşmacı var. Ben tercüme ediyorum, bazen duaya katılıyorum, hizmet ediyorum. Birkaç paylaşımda da bulma fırsatım oldu. Ve en sonunda neredeyse bir buçuk saat Rabbin sofrası anlatıldı. Çok da güzel bir paylaşımdı. Ve herkes Rabbin sofrasını alacak. Aklanma, bağışlanma, şifa, özgürlük, doğruluk hepsi. Köşede bir genç oturuyor. Gelmiyor Rabbin sofrasını almaya. Böyle başını önüne eğmiş, gömülmüş, böyle yere çökmek üzere, eller sarkmış, böyle bitkin bir durumda. Gittim dedim, kardeşim ne oluyor gel Rabbin sofrasından al. Ben layık değilim. Ben hak etmiyorum. Ben yeterince iyi bir Hristiyan değilim. Suçluluk ve mahkumiyet içinde. Lütfa yaklaşamayan, şifaya yaklaşamayan bir kişi. Oturdum tekrar yarım saat. Çarmıh'ın ne olduğunu, müjdenin... Bu da imanlı bir insan. Hatta bayağı bir zamandır imanlı bir kişiydi. 5-6 senedir imanlı bir kişi. Anlattım yarım saat. Anlattım, anlattım, anlattım baktı baktı gözlerime kabul edemiyorum bunları dedi. Ben hak etmiyorum. Ben layık değilim. Ben yeterince iyi bir Hristiyan değilim. Bu büyük bir aldanma. Tabii ki hak etmiyorsun. Sen daha günahkarken Mesih senin için öldü. Ama onun adına iman edenlerin hepsine Tanrı'nın çocukları olma hakkını verdi. Hak ettiğimiz tek şey cehennem doğru ama lütuf sayesinde bütün bu iyiliklerini hak ediyoruz. Bütün bu iyiliklerini hak etmemizi sağladı. Mesih'te olanlar için artık hiçbir mahkumiyet yok. Sen Tanrı'nın çocuğusun. İyi bir baba ondan ekmek isteyene taş vermez. Balık isteyene yılan vermez. İyi bir baba. Sizler dünyasal kötü babalar olduğunuz halde çocuklarınıza iyi şeyler vermeyi arzuluyor ve biliyorsanız, göksel babanız bundan çok daha fazlasını yapmayacak. Kutsal ruhu isteyene kötü bir ruh mu verecek? Kutsal ruhu verecek? Bu gerçekleri bilmemiz, kabul etmemiz lazım. Hissetmek de değil hissedemiyorum pastör demeyin kabul edin yeter kabul edin iman edin hisler değişecek hisler hizaya girecek hislerine göre yaşayamazsın duygularına göre yaşayamazsın gerçeklere göre yaşamalısın gerçekler duygularından daha üstün Tanrı'nın sözünün gerçeği mutlak duygular değişken bir gün mutlusun bir gün değilsin kendin de bunu biliyorsun değil mi İnişli çıkışlı du duygular değil mi? Duygusal değil, ruhsal insan olmak demek Tanrı'nın sözüne iman edip bunu mutlak gerçek olarak kabul etmek demek. Ve sen buna buna kabul ettiğin anda bütün o duygular, hisler hizaya girecek. Canın hizaya girecek. Ev öv, ne diyor? Övgüler sun ey canım. Canın, hislerin hizaya girecek övgüler sunup, şükredip, mutlu ve sevinçli olabilecek bir duruma gelecek. Ne zaman? Onun iyiliklerini kabul ettiğin zaman. Bütün günahlarını bağışladı, bütün hastalıklarını iyileştirdi. Amin. Bu bir gerçek. Bunu hiçbir şey değiştiremez. Senin yapabileceğin ya da yapamayacağın hiçbir şey bunu değiştiremez. Yaşaya 53, 5. ayet demiştim. Oysa bizim isyanlarımız yüzünden onun bedeni deşildi. Bizim suçlarımız yüzünden o eziyet çekti. Esenliğimiz için gereken ceza ona verildi. Bizler onun yaralarıyla şifa bulduk. 10. ayette şöyle diyor. Ne var ki Rab onun ezilmesini uygun gördü. Acı çekmesini istedi. Canını suç sunusu olarak sunarsa soyundan gelenleri görecek ve günleri uzayacak. Rabbin istemi onun aracılığıyla gerçekleşecek. Nedir Rabbin istemi? Sana şifa vermek. Çünkü ben şifa veren Rabbim diye kendini tanıttı. Ben şifa veren Rabbim. Bundan sonra kalkıp hastalık verirse o zaman o Tanrı'ya nasıl güvenebiliriz? Şizofrenik deriz. Tanrı çift kişilikli biri değil. <laughs> Tanrı'nın anlıyor musunuz? Değişkenliği yok. Onda hiçbir diyor değişkenlik yok. Hiçbir döneklik gölgesi yok. Sözünden dönmez. Sözüne sadıktır. Bu mutlak gerçektir. O şifa veren Rabbdir. Ve şifayı da çarmıhın ve müjdenin paketinin içine yerleştirmiştir. Her şey dahil bir paket. Her şey dahil. Haleluya. <laughs> Süper. Her şey dahil. Hiçbir eksik yok. Ne ararsan bulursun. İhtiyacın her neyse karşılanır. Hiçbir şey eksik bırakmadı. Çünkü hiç kimse bir gün Tanrı'nın önüne çıkıp da ona parmak gösterip de Rab bunu sağlamadın, beni bu halde bıraktın diyemez diyebilecek bir mazerete de sahip olamaz. Çünkü Tanrı diyor ki her şeyi sağladım. Biricik oğlumu sizler için verdim. Onunla size her şeyi bağışlamayacak mıyım? Tanrısal şifa, çocukların ekmeği. Bizim ekmeğimiz. Neden bizim ekmeğimiz? Çünkü o bedeninde bütün hastalıklarımızı üstlendi. Bugün izin verin ki o hastalık sizden onun bedenine geçsin. Taşımayın artık. Şifa nedir? Hastalığın ve rahatsızlığın bedeninizden çıkması. Bazı şeylerin çıkması lazım. Çünkü işgalciler bazı şeylerin de eklenmesi lazım. Bir eksik varsa mesela diyelim doğuştan kulaklarınız yok mu? Rab yeni bir kulakları yaratabilir. O da bir mucizevi şifa, yaratıcı bir mucize. Bir eksik mi var bedeninizde? Rab onu tamamlayabilir. Olmaması gerekeni çıkarıp olması gerekeni yerine koyabilir. Bunu sağlıyor. Bu olağanüstü bir şey. Sofraya yaklaşırken bugün imanla <laughs> bütün hastalıklarımızı çarmıha yükleyelim. Ve aynı zamanda bunun bilincinde yaşayalım ki hastalık gelip bize yapışmasın bir parazit gibi, bir asalak gibi bize yapışmasın. İzin vermeyelim. Amin. İzin vermeyin. Ve hastalığa karşı öfkelenin. Öfkelenin, kabul etmeyin. Ne kendinizde ne başkasında kabul etmeyin. İsa'nın yüreğinin acıdığı, hatta öfkelendiği zamanlar da var. İnsanların perişan durumunu görünce nasıl kızdığı, nasıl öfkelendiğini. Hatta dincilikten dolayı 18 yıldır bağlı kalan kadının özgür kılınmaması nasıl onu kızdırdı? O sisteme nasıl öfkelendi? Siz dedi kendi eşeğinizi bile çözüyorsunuz dedi. Şabat günü ama bu kadının çözülmesini kabul edemiyorsunuz. Ne dincilik var sizde? Ne katı yürek var? Nasıl kızdı o sisteme? Çünkü hastalık ve hastalığa izin veren her şeyi Tanrı reddediyor. Çünkü ondan olan bir şey değil. Ondan olan bir şey değil. Haleluya. Haleluya. Bugün Rabbin sofrasına yaklaşıyoruz. Belki henüz Mesih'i kabul etmemiş kişiler var şu anda. İsa Mesih'i hayatlarına kurtarıcılar olarak kabul etmemiş kişiler var şifa veren olarak kabul edebilmek istiyorlar ama daha henüz kurtarıcılar olarak bile kabul etmediler. Belki henüz günahlarınızdan tövbe edip hayatınızı Rabbe vermediniz. Şu anda bunu yapmak için bir fırsata sahipsiniz. Gözlerimizi kapatalım ve başlarımızı önümüze eğelim. Hem kilisede olanlara hem de internetten izleyenlere seslenmek istiyorum. Bugün Rabbin sofrasına yaklaşırken amacımız kimseyi dışlamak, kimseyi uzaklaştırmak değil. Çünkü amacımız müjdeyi duyurarak insanlara iyi haberle lütfun kapısını açmak. Ve bu sofrada herkese bir yer var. Ama bu sofraya yaklaşabilmek için İsa Mesih'e sahip olman gerekiyor. Belki henüz tövbe ederek yeniden doğuşa sahip olmadın. Henüz İsa Mesih'e iman etmedin. Tanrı sözü diyor ki, günahlarından tövbe et, İsa'ya iman et, onu Rabbin ve kurtarıcın olarak kabul et. O zaman kurtulacaksın. Belki henüz bunu yapmadın ve bugün ilk defa bunu yapmak için bir fırsata sahipsin. Bugün kurtuluş günü. Birazdan dua edeceğiz. Bu ilk çağrım. İkinci çağrım. Geçmişte belki hayatını Rab'be verdin. Mesih'e verdin ama şu anda farkındasın ki ondan uzaksın. Tanrının istediği gibi yaşamıyorsun. Belki kafan karışık. Belki yanlış öğretiler, din, dinsel saçmalıklardan dolayı ...tökezledin... ...bir bulanıklık içinde... ...bir karışıklık içinde Rab'den uzaklaştın. Belki tekrar... ...günaha yer verdin hayatında ve Rab'den uzaklaştın. Ve bugün tekrar adanman... ...tekrar Rab'be hayatını vermen gerekiyor. Özellikle Rab'bin sofrasına yaklaşmadan önce... ...Tanrı'nın sözünün dediği gibi diyor ki... ...kendinizi yargılarsanız yargılanmayacaksınız. Tövbe, tövbe etmek için bir fırsat var. Birazdan dua edeceğiz. Bugün tekrar adanarak yeni bir başlangıç yapabilirsiniz. Ve üçüncü ve son çağrım. Belki İsa'yı bütün yüreğinizle seviyorsunuz ama kurtuluşunuzdan emin değilsiniz. Şeytan sürekli yalan söylüyor. Kurtulmadın diyor. Kafan karışık. Suçlu hissediyorsun kendini. Emin değilsin. Ama Tanrı sözü diyor ki kurtuluşundan emin olabilirsin. Sonsuz yaşama sahip olduğunuzu bilesiniz diye bunları size yazdık. Bilebilirsin, emin olabilirsin. Eğer bu üç çağrıdan herhangi biri kilisede olan veya internetten izleyenler için size birazdan dua edeceğiz. Bugün ilk defa İsa Mesih'e iman etmeye hazırsınız. Günahlarınızdan tövbe ederek onun sağladığı sonsuz yaşamı almak istiyorsunuz. Sevgili dost şu anda ölsen nereye gideceksin? Cennete gideceğine yüzde yüz emin misin? Emin değilsen Mesih'e ihtiyacın var. Kurtarıcıya ihtiyacın var. Bağışlanmaya ihtiyacın var. Gözlerinizi kapatın ve benden sonra sesli bir şekilde bu duayı tekrar edin. Sevgili Göksel Baba, oğlun İsa'nın adıyla sana geliyorum. Rab sözünde yazılmış olduğu gibi, İsa'nın Rab olduğunu ağzımla açıkça söyler. Tanrı'nın onu ölümden dirilttiğine yürekten iman edersem, kurtulacağım. Baba bugün sana geliyorum. Bütün günahlarımdan tövbe ediyorum. Lütfen beni bağışla. Yüreğime gel. Taştan yüreği çıkart. Bana etten yeni bir yürek ver. Beni yıka ve temizle. Beni doldur ve değiştir. Hayatımı sana teslim ediyorum. İsa Mesih'i Rabbim ve kurtarıcım olarak kabul ediyorum. Çarmıhta günahlarım için öldüğüne Kanını benim için döktüğüne, ölümden dirilerek bana sonsuz yaşam verdiğine yürekten iman ediyorum ve Rab sana şükrediyorum. Şimdi bağışlandığıma, kurtulduğuma, aklandığıma ve Tanrı'nın çocuğu olduğuma yürekten iman ediyorum ve Rab sana şükrediyorum. İsa Mesih'in adıyla. Amin. Haleluya. Evet sevgili kardeşim şu anda bu duayı benimle birlikte tekrar ettiysen... senin için çok çok iyi haberim var. Tanrının hizmetkarı olarak Mesih'in müjdesinin vaizi olarak iman ikrarına dayanarak ve Tanrının sözünün yetkisine dayanarak sana diyorum ki İsa Mesih'in kanının gücü sayesinde bütün günahların tamamen bağışlandı ve tamamen aklandın. Ne kadar bütün günahlarını bağışladıysa bütün hastalıklarını da üstlendi. Şimdi şifa zamanı. Ellerini şu anda kaldır ve Rab senden şifa da alıyorum. Bütün bu hastalıkları, bütün bu rahatsızlıkları bedenimden sana yüklüyorum. Şimdi bunların hepsini benden sök ve al. Böyle söyle. Ve İsa Mesih'in adıyla senin bedenine şifa ilan ediyorum. Bütünlük ilan ediyorum. Nasıl günahlarından temizlendiysen bedenin de şimdi bütün hastalıklarından temizlensin İsa Mesih'in adıyla. Temiz ol. İyileş ve bütün ol. Evet. Biz de çocukların ekmeğinden alalım mı bugün şifamızı? Haleluya. Ekmeği ve kaseyi bedenlerimize şifa olarak uzun ömür olarak bereketliyorum İsa Mesih'in adıyla. Teşekkür ediyoruz Rabbi İsa. Bütün iyiliklerini bugün hatırlayarak, anımsayarak buradayız. Vaatlerine imanla buradayız. Bütün günahlarımızı bağışlayan, bütün hastalıklarımızı iyileştiren Rabbimize imanla buradayız. Bugün şifa alma günü. Tanrısal şifa bize ait. İyileştik. Şifa bulduk. Bu bir gerçek. Bedenimiz de hizaya girecek şimdi. Bedenlerimiz de bu gerçeğe uymak zorunda. Bedenlerimizde bu gerçekle bağdaşmayan ne varsa bugün hizaya girecek. Bedenlerimizde bu gerçeği engelleyen ne varsa İsa Mesih'in adıyla defolup gidecek. Hastalığa tahammülümüz yok. Bedenlerimize taşımayı reddediyoruz. Duygusal şifa ihtiyacı olanlar için de bütün utancı, acıyı, her şeyi Rabb'e yükleyin bugün ve artık taşımayın ve bugün bir karar verin. Geçmişin acısını, geçmişin utancını taşımayacağım bundan sonra. Bitti. Son. Öldü. Çarmıhta öldü geçmişim. Taşımayacağım. Taşımıyorum. Karar verin. Çünkü bu kararı vermediğiniz sürece iblis hep bunu üstünüze yüklemeye çalışacak. O utancı üstünüze yüklemeye çalışacak. Anlıyor musunuz? siciliniz silinsin tamam mı? Sabıka kaydı falan kalmasın. Kendinizi de artık <laughs> tamam mı? Sorumlu ve suçlu tutmayın. İsa'nın kanıyla yıkandı, temizlendi. Ve bunu size hatırlatmaya çalışan insanlar olduğu zaman da dinlemeyin. Çünkü iblisin ajanları var, gönderiyor hatırlatmak için. Değil mi? <laughs> Casusları var iblisin. Gizli ajanları var. <laughs> Koyun postuna bürünmüş kurtlar Tanrı ışık meleği süsü veren kendine geliyorlar. Dincilikle insanları bağlıyorlar. Doğanın özgür kıldığı gerçekten özgürdür. Elimize tuttuğumuz ekmek İsa Mesih'in günahsız bedenini temsil eden ekmek. Günahı bilmeyen Mesih bizim için günah sunusu oldu. Günahlarımızı bedenine yüklendi. Hastalıklarımızı bedenine yüklendi. Onun yaralarıyla şifa buldunuz. Şifa bulduk. Elimizdeki ilacımız, şifamız. Teşekkür ediyoruz Doktor İsa. Teşekkürler. İmanla şifayı alıyoruz. İsa Mesih'in adıyla hastalığa, her türlü rahatsızlığa adı olan her şeye şimdi emrediyoruz. Bedenlerimizden çıksın. Şimdi çık. İsa'nın adıyla. Duramazsın. Defol git. İyileşin ve bütün olun. İyileşin ve bütün olun. Şimdi gözünüzü kapatıp zihninizde canlandırmanızı istiyorum. Bütün o acıların sizin bedeninizden çıkıp Çarmıhta İsa'nın bedenine yüklendiğini görmenizi istiyorum. Sanki sırtınızda ağır bir çantaymış bir taş dolu bir sanki çanta taşıyormuş gibi o onu taşımayın artık. Bütün o yükün şimdi İsa'ya yüklendiğini Çarmıhta düşünmenizi istiyorum. Hiçbir şey bedeninizde kalmıyor. Her bir yaranın kapandığını görmenizi istiyorum. Her bir lekenin yıkandığını, temizlendiğini görmenizi istiyorum. eksiklerin tamamlandığını görmenizi istiyorum. Haleluya. İman gözleriyle gerçeği kendinizde görmenizi istiyorum. bunu mutlak gerçek olarak kabul etmenizi istiyorum. Haleluya. Amin. Ve elimizde tuttuğumuz kase, o her bir yaradan akan, kanı temsil eden kase. Her damlada yaşam var. Her damlada şifa var. Her damlada aklanma var. Her damlada güç var. Her damlada doğruluk var. Teşekkür ediyoruz İsa. Bugün iyiliklerini anımsıyoruz. Bütün günahlarımızı bağışladığın için şükrediyoruz. Bütün hastalıklarımızı iyileştirdiğin için şükrediyoruz. Ve bu kaseden içerek bugün bunu ilan ediyoruz. Haleluya.